Rusya ile bizim ilişkilerimizde, ikili ilişkilerimizde enerji ve turizm konusunda Rusya'ya bağımlılığımız devam ediyor. Maalesef bu bağımlılığı kıramadık. Uçak düşürme hadisesinden sonra özellikle ilişkilerin kopması, akabinde Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı müeyyideler ve ondan sonraki sürece baktığımız zaman Türkiye zarar görüyor. Çok bağımlı olmuşuz Rusya'ya. Her iki konuda da, turizmde de, enerjide de. Keza ihracat konusunda da Rusya'yla tam bir ilişkiler eğer iyi gitmediği zaman Türk ekonomisi ciddi manada zarar görüyor. Rusya'nın özellikle Ukrayna'yla daha fazla Karadeniz'e hakim olması, Gürcistan'la daha fazla Kafkasya'ya hakim olması, Astrakhan'la daha evvelinden Hazar'a hakim olması, şimdi Suriye ile Akdeniz'e hakim olması hep bir stratejidir. Rusya oyunu akıllı oynamıştır tarihin her döneminde. Şimdi bizim böyle küresel bir güçle ilişki sistematiği geliştirirken hassas olmak ve dikkatli olmak zorunluluğumuz vardır. Zira siz Suriye konusunda Amerika'dan sıkılırsınız, Rusya ile hareket edeceğiz dersiniz, daha ilk toplantıda muhaliflere Suriye'de kültürel otonomiler içeren, bölgeleri içeren haritayı ortaya koyar. Rusya böyle bir Rusya'dır. Kendi ulusal çıkarlarını her şeyin üstünde gören, kendi bölgesel, küresel çıkarlarını her şeyin üstünde gören bir Rusya var. Bizim Rusya'yla özellikle enerji bağımlılığımız ve turizm konusundaki bağımlılığımız bizim ilişkilerimizi bu yılda etkileyecek. Bakınız turizm yılı bu sene de sönük geçecek. Çünkü geçen yıl büyük bir düşüş vardı. 10 milyar dolarlık kayıp var. Bu sene bunu telafi edecek hükümetin herhangi bir şeyi olmadı maalesef. Turizm yılı neredeyse açıldı, açılacak. Doğru dürüst bir çalışma yok. Biz şimdi Türkiye bu konuda eli çok fazla zayıf olduğu zaman, turizm konusunda çok bağımlı olduğu zaman, enerji konusunda çok bağımlı olduğu zaman Suriye'de de bağımsız bir politika yapamıyor. Kafkasya'da bağımsız bir politika yapamıyor. Bizim bu dış siyaseti planlarken, bunu anlamaya çalışırken olayın bütün boyutlarını anlamamız gerekir. Rusya bizim dostumuz. Evet, küresel bir ortağımız. Rusya pek çok alanda işbirliği yaptığımız komşumuz. Bunların hepsi doğru. İlişkilerimizin geliştirmemiz gerektiği de doğru. Ama gerçekleri de bilmemiz gerekir. Her şeyden önce bizim ülkemizi güçlendirmemiz lazım. Kendi yurdumuzu güçlendirmemiz lazım. Elimizi güçlendirmemiz lazım. Küresel aktörle bölgesel konularda, uluslararası ilişkilerde bir işbirliğine gittiğimiz zaman bizim iyi hesap etmemiz gerekir. Suriye konusu Cenevre'ye geldiği zaman keza öyle. Rusya'yla ne kadar örtüştüğümüz veya ne kadar ayrıştığımız daha açık ortaya çıkacaktır. Bizim bu süreç 2017 yılı Rusya ile ilişkilerde güllük gülistanlık olmayacak. Çünkü Suriye konusu var. İkili ilişkilerde hala normalleşme tam olmuş değil. Rusya'nın çekinceleri var. İlişkilerin hızı ve alanı Türkiye'ye değil daha ziyade Rusya'ya bağlı. Böyle bir dönemde 2017 yılına girmiş bulunmaktayız ve Rusya ile ilişkilerde çok fazla telafi edilmesi gereken husus var. Rusya'yı tahlil ederken Rusya'daki liderliğin küresel ihtiraslarını, küresel yaklaşımlarını ve Rus halkıyla olan bağını iyi hesaplamak gerekir. Rusya özellikle uçak düşürme hadisesinden sonra Rus kamuoyunun Putin'in etrafında toplanması, Rus kamuoyunun bir anda esasen daha Cumhurbaşkanlığı kararnameler yaptırımla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnameleri yayınlanmadan sanki bunu görev edinip Türkiye'ye karşı şirketlerin yaptırım uygulaması, devlet kurumlarının yaptırım uygulaması Rusya'yı anlamak için. Çünkü Rusya'da bir sistem var. O sistem anlaşılmadan Rusya'yla sağlıklı bir ilişki götürebilme ihtimali zayıftır. Hepinize saygılar sunuyorum.